Merhabalar arkadaşlar ben Gökhan Bulut, Çağdaş Şarkıcılık üzerine başlattığımız serinin bir videosunda daha karşınızdayım. Beni eskiden beri takip eden arkadaşlar bilirler, arada çalışma programımla ilgili videolar hazırlıyorum, nasıl çalıştığıma dair fikirler vermeye çalışıyorum. Bugün de egzersiz yaparken yapılan yanlışlar üzerine bir video hazırladım size. Beni ilk kez bu videoyu izleyen yeni tanıştığımız dostlarımız, kanalda Çağdaş Şarkıcılık üzerine bir sürü video mevcut, oynatma listesi içerisinde bunu bulabilirsiniz... Ve ayrıca kanala abone olursanız da çok sevinirim. ve Eğer videoyu beğenirseniz de tam zapı tıklarsanız her şey tamamlanmış olur. Beraber çalıştığımız arkadaşlar da gözlemlediğim çalışma hataları üzerine fikirler vermeye çalışacağım bugün size. Öncelikle şarkıcılık nasıl çalışır biraz fikir vermeye çalışayım. Kendi egzersiz programımla ilgili bir video çektim size. Onun linkini de yukarıya koyarız. O kadar detaylı anlatmayacağım burada ama burada gözlemlediğim birazcık hatalardan söz size. Öncelikle egzersizle şarkı söylemenin birbirinden ayrılması gerekiyor. Benim çalışma anlayışıma göre şarkı söylemek yaptığımız işin son ürünü. Egzersizlerle hem mental olarak hem fiziksel olarak kendimizi bir pozisyona sokup o pozisyon hakkında fikir sahibi olup tekrar edebilir ve sürdürülebilir hale getirdikten sonra şarkı içerisinde bunu uygulamaya çalışmak gibi bir yöntemim var benim çalışırken. Çevremde çalıştığım insanlara da sürekli olarak söylediğim bir şey benim bu. Çünkü şöyle bir analoji yapabiliriz. Şarkı söylemeyi ben herhangi bir spor müsabakasından çok farklı görmüyorum. Mental olarak da fiziksel olarak da bir sporcu gibi davranmanız gerekiyor şarkı söylerken. Varsayalım ki bir atletsiniz. Bir atlet olarak kısa mesafe koşucusu olduğunuzu varsayalım, 100 metre koştuğunuzu varsayalım. Her gün antrenmanda 100 metre koşmaya çalışmazsınız. Geliştirmeniz gereken bölgeler vardır. Bu bölgelerin bütünü sizin 100 metre hızlı koşmanızı sağlayacaktır. O yüzden egzersiz bizim işleri öğrenmek ve o öğrendiğimiz şeyleri içselleştirmek adına yaptığımız bir hareket olacak. Şarkı söylemek ise bu içselleştirdiğimiz durumu uygulamak için kullandığımız bir hareket olur. Egzersiz yaparken yapılan en büyük hata bu oluyor. Nasıl çalıştın diye soruyorum. Diyor ki bana 3 saat şarkı söyledim. Bence bu yanlış bir çalışma oluyor. Yanlış bir çalışma olmuyor aslında. Eğlenceli bir, eğlenceli bir çalışma oluyor ama verimi düşük oluyor. Harcadığınız 3 saat yerine düzgün verimli bir şekilde yapacağınız yarım saat 40 dakikalık bir egzersiz programı o 3 saatten daha fazla size verim sağlayacak. Ayrıca şarkıcılık egzersizleri öyle 3 saat, 4 saat, 5 saat yapılacak şeyler değildir arkadaşlar. Günde 40 dakika 1 saat yapılacak bir egzersiz programı size fazlasıyla yetecektir. Şarkı söylemeyi ayırıyorum. İsterseniz 3 saat, 3 saat şarkı söyleyin, isterseniz 4 saat şarkı söyleyin. Ama egzersiz programının 40 dakika 1 saat arasında olmasını hatta 20 dakikalık bir ısınma programı olabilir. 20-25 dakikalık daha genel bir egzersiz programı olabilir. Ondan sonra da 20-25 dakikalık daha spesifik bir bölgeye çalıştığınız bir egzersiz programı olabilir. Ben kendim öyle çalışmaya çalışıyorum. Egzersiz yapma sırasında karşılaştığım en büyük hatalardan biri sınırları zorlama hatası oluyor. Son videolarımda kullanmaya başladığım bir tabir var. Bazen biz şarkıcılığı acaba cambazlık mı sanıyoruz diye. Yani çok tizlere çıkan erkekler, çok peslere inen kadınlar aman C5'ler havada uçuştu. Aman efendim fa sıfıra indimler. Buradan kastım şu bazen şarkıcılığı cambazlıkla karıştırıyoruz. Evet egzersiz yaparken birazcık sınırlarımızın zorlanmasında hiçbir sakınca yok. Ama ve lakin sınırlarımızı zorlarken acaba doğru bir şekilde mi sağa sola ittiriyoruz sesimizi? Ve ayrıca oktav genişletme gerçekten şarkıcı adayları arasında bir takıntı haline dönüştü. Şunu anlatmaya çalışıyorum ben derslerde insanlara. Sizin bir ses aralığınız var ve bu ses aralığınızın içerisinde prime voce dediğimiz yani mikrofonik aralık olarak adlandırabilecek bir bölgeniz var. Sizin mikrofonik aralık üzerine çalışmanız gerekiyor. Mikrofonik aralığınızı genişletmek üzerine çalışmanız gerekiyor. Evet sağdan solda noktamızı genişletmeye çalışma egzersizleri yapmakta hiçbir sakınca yok. Bundan da verim alınabilir. Ama kelime oluşturamadığım, cümle kuramadığım bir tınıyı, sesi, bir notayı bu kadar yoğun ve zorlayarak çalışmak bana manasız geliyor. Uzun süredir manasız geliyor. O yüzden sınırlarınızı zorlarken nereyi zorladığınıza dikkat edin. Acaba oktavınızı genişletmeye mi çalışıyorsunuz yoksa şarkı söyleyebildiğiniz aralıkla ilgili bir genişletme çabası içerisinde misiniz? Prima Voce'nin ne olduğunu merak eden arkadaşlar için de onunla da ilgili bir video hazırladım. Onun da linkini buraya koyacağım. Bir de benim egzersizler sırasında en çok karşılaştığım şeylerden biri bu. Birazcık egzersizlerimizi spesifikleştirmemiz gerekiyor sanırım. Yani nokta atışı egzersizler bulabiliyor olmamız gerekiyor. Varsayalım sıkıntınız kafa sesinizle ilgili. Kafa sesinizi düzgün tutamıyorsunuz, kontrolü zayıf, titriyor ve sergi problemleriniz var. Bu sorununuza ve sıkıntınıza uygun egzersizi bulmaya çalışın. Eğer kendiniz bulamıyorsanız da bir bilene danışın. Bir de artık durum eskisi gibi değil. Çok fazla kaynak bulabiliyorsunuz. Birazcık çok minik bir İngilizceniz varsa bile çok fazla kaynak bulabiliyorsunuz ve farklı farklı bakış açılarına sahip olabiliyorsunuz. Şunun altını çizmeden geçmeyeceğim burayı. Hiçbir hocanın Hiçbir vokal eğitmeninin sihirli bir egzersizi yok. O sihirli egzersiz sayesinde siz bir anda çok iyi şarkıcı olmayacaksınız. Bu işi spora benzetiyor olmamın temel sebebi de bu. Minik minik kaplumbağa adımlarıyla ilerleyip finish'e ulaşmanız gerekiyor. O yüzden de genel bir program hazırlamaya çalışın kendinize. En basitinden spor salonuna gittiğinizde... ...ya bugün ben her şeyi birden çalışacağım ya demiyorsanız da... ...şarkı çalışırken de, vokalistlik çalışırken de... ...bu şekilde davranmamanızı öneririm size. Egzersiz sırasında... Karşılaşılan en büyük yanlışlardan biri de bence yanlış uygulamalar. Şarkı söyleme temelde taklit üzerine kurulu bir sistem. Bunu neden böyle diyorum? Şimdi ben size gitar çalmakla ilgili bir video hazırlıyor olsaydım, elime gitarı alırdım. Bakın derdim ki arkadaşlar bunlara basıyorum. Çok kabaca anlatıyorum tabii gitaristler alınmasın. Bunları yapıyorum. Siz de bunları yapın. Ama şarkı söylerken şöyle bir durumum yok ya. Abi ben şuraya bir bakın bak böyle yapıyorum diye gösteremiyorum. O yüzden de şarkıcılık biraz taklit üzerine kurulu bir sistemle işliyor. Bu yüzden de izlediğimiz, gördüğümüz şeyleri taklit etmeye çalışırken yanlış anlar isek, yanlış bir uygulamanın içerisine girer isek o uygulamanın, o alışkanlığın sonradan değiştirilmesi çok fazla zaman oluyor. Çoğu zaman da değiştirilemiyor. Hatta kimi zamanlarda da sesine zarar vermiş insanlarla karşılaşıyoruz bu yüzden. Yanlış uygulamalardan kaçınmanın sebebi çok fazla kaynaktan bilgi almaya çalışmak. Benim hep söylediğim bir şey var. Bu videoları izleyecek, sadece bu videoları izleyerek şarkıcı olamazsınız. Ben sizin sadece algıda seçiciliğinizi değiştirebilirim. Ve benim gibi onlarca yüzlerce insan var bu tip şeyler yapan. Bunların hepsini takip edin. Oradan gelecek bir kırıntı bilgi bile kafanızda başka bir yeri açacaktır. Ne kadar yaptığımız işi biz burayı böyle alıyoruz, burada rezone ediyoruz, dilimizi şöyle tutuyoruz diye kesin bir şekilde anlatıyor gibi görünsek de aslında şarkı söylemek çok kişisel bir durum. Hem fiziksel hem mental olarak çok kişisel bir durum. O yüzden de yanlış uygulamalara düşmemek için çok fazla kaynaktan beslenin. Fikir almaya çalışın. En basitinden ben bu kanalda videoların altında herhangi bir teknikle ilgili gelen soruları cevaplamaya çalışıyorum. Instagram'da da öyle. Gözlemlediğim, pratikte gözlemlediğim bir şey var. Yanlış oturmuş şeyi değiştirmek o kadar zor oluyor ki çok fazla uğraşıyorum böyle şeyler için. Bir de vokal egzersizi yapmanın en önemli şartlarından biri çalışma ortamınız. Çalışma ortamından kastım şu. Elbette ki biraz daha rahat ettiğiniz, daha sıcak bir yer olması. Bu genel konfor durumundan söz etmiyorum. Çalıştığınız ortamda birazcık ses çıkarabiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü zaman zaman yüksek seslerde çalışmamız gerekiyor. Çalıştığınız ortamda, çalıştığınız ortama dışarıdan giren sesin birazcık az olması gerekiyor. Yani ortamın biraz yalıtılmış olması gerekiyor. İş tasarımına da ufak birik... Bakınız arkada bu ufak tefek paneller var. Onlar çok pahalı şeyler değil. Kendiniz, kendiniz de yapabilirsiniz. Ki Ufuk bunları kendisi yaptı. Yani bu anlamda uf ufak bir akustik dizayn yaparsanız çalışma ortamınızın içerisine sesinizi daha net duyabileceğiniz için daha verimli çalışabilirsiniz. Bunun neden üzerinde duruyorum? Evde egzersiz yapan, evde şarkı çalışan arkadaşlarımla burada öğrencilerime çalıştığımız zaman ses yüksekliklerinde, tuşelerinde sıkıntı yaşıyoruz. E doğru gücü doğru pozisyona doğru şekilde uygulamadığımız zaman da doğru sesi çıkartamıyoruz. Bu da bizim için bir challenge oluyor. O yüzden çalışma ortamınızı birazcık da Dışarıya ses kaçırmayacak. Biraz daha dışarıdan ses almayacak. Ufak tefek akustik olarak düzenlenmiş bir yer olmasına gayrettin. Diyelim ki böyle bir ortamınız yok. Abi nereden bulacağız diyorsunuz bana. Bakın ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben elektrik süpürgesi açıp evde çalıştığımı biliyorum. Komşular rahatsız olmasın diye. Çünkü gündüz vakti kimse evinizi süpürdüğünüz için şikayete gelmez size. Elektrik süpürgesini açın. Ne kadar sürüyor evi süpürgeniz? 20 dakika mı? 20 dakika boyunca egzersiz yapın kulaklarınızı takıp evi süpürürken. Ben saç kuruturken belting çalıştığımı çok biliyorum. Yani çare bulmak sizin elinizde birazcık burada. Yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Ve son olarak da ben egzersiz programlarının biraz mevsimsel olduğunu düşünüyorum. Yani yaşadığınız, bulunduğunuz ortamın mevsimine, sıcaklığına, ısısına, nemine göre düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela örnek verelim. Eskişehir şu an bakıyorum. Eksi 8 derece. Hava çok soğuk ve çok kuru Eskişehir'de. Haliyle benim rezonans bölgelerim dolu. Havanın soğukluğundan dolayı. E haliyle ben ısınma programının içerisine birazcık daha rezonansı çalıştıracak eklemeler yapıyorum kış döneminde. Ki o bölgeleri açabileyim. Asıl çalışacağım konu, asıl çalışacağım konuya geldiğim zaman rahat rahat sesi oluşturabileyim diye. Özellikle İç Anadolu gibi havanın neminin düşük olduğu yerlerde yaşıyorsanız bu önemli dikkat etmeniz gereken bir şey. Yani çalışma programınızı mevsimsel yapmak zorundasınız. Evet arkadaşlar bugün size çalışma sırasında yapılabilecek hatalar hakkında fikirler vermeye çalıştım. Unuttuğum şeyler elbette ki vardır. Aşağı yorumlara bunları yazarsınız. Ve biliyorsunuz ki sorularınıza her zaman cevaplıyorum. Fikirlerinize de her zaman açığım. Yorumlarda bunları görmek istiyorum. Çünkü bu iş paylaşıldıkça gelişiyor. Bizim kanaldaki en büyük mottomuz buydu zaten. Biz paylaşalım. Öğrenmek isteyen öğrensin. Gibi. O yüzden de yorumlarınız, fikirleriniz bizim için önemli. Yeni tanıştığımız arkadaşlarımız varsa kanala abone olursanız, tam zapı tıklarsanız, hatta çanı da tıklarsanız çok seviniriz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.